Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Tarifim için gerekli olan malzemeleri hazırladım. 200 gram ıspanağı temizleninceye kadar güzelce yıkadım ve suyunu süzdürdükten sonra ince ince doğradım. 1 adet soğan, 1 dal pırasayı da yine yemeklik ince ince doğradım. 1 küçük kase kaşar peyniri ve beyaz peyniri de rendeledim. Bunu dilediğiniz miktarda ekleyebilirsiniz. 1 adet orta boy patates, 1 adet orta boyda havucun kabuklarını soydum, güzelce yıkadım. Şimdi rendeleyeceğim. Tavama 4 yemek kaşığı sıvı yağ aldım. Üzerine doğramış olduğum soğan ve pırasayı ekliyorum. Rengi değişip yumuşayıncaya kadar kavuracağım. 3-4 dakika kadar kavurdum. Çok fazla yumuşatmaya gerek yok. Şimdi rendelemiş olduğum patates ve havucu ekliyorum. Yine aynı şekilde bunları da 3-4 dakika kadar kavuracağım. Daha sonra ıspanağı ekleyeceğim. Ispanağı da ekliyorum. Yine 3-4 dakikada ıspanakla birlikte kavuracağım. Sebzelerimiz kavruldu. Şimdi geniş bir kabın içerisine alacağım ve soğumaya bırakacağım. Kavurduğumuz sebzelerimiz soğudu. Şimdi sırasıyla diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz. 2 adet yumurta, 1 kase kaşar peyniri ve beyaz peynir rendesi. Baharat olarak 1 tatlı kaşığı tuz, 1'er çay kaşığı toz biber, kimyon, karabiber ve pul biber. Bunları damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. 2 yemek kaşığı mısır unu. Şöyle 1 çay bardağı da unumuz var. Unun yarısını ekleyeceğim. Yarısını daha sonra ekleyeceğim. Çay bardağı ölçüm 150 ml. Şöyle güzelce birbirine karışıncaya kadar karıştıralım. Unumuzun kalanını da ekleyelim. Un miktarı yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre 1 kaşık veya 2 kaşık değişkenlik gösterebilir. O nedenle kontrollü bir biçimde ekleyelim. Zaten gördüğünüz gibi katı bir kıvamı var. Evet, karışımımız hazır. Şöyle bakın, kıvamı bu şekilde arkadaşlar. Küçük boy yuvarlak borcamın tabanını katı yağ ile yağladım ve unladım. Küçük boy kare veya dikdörtgen fırın tepsisi ya da borcamda kullanabilirsiniz. Şimdi hazırladığımız karışımı tepsimize dökelim. Spatulayla üzerini güzelce düzenledim. Şimdi de şöyle biraz susam ve çörek otu serpiştireceğim. Ispanak mücverimiz fırına girmeye hazır. Fırınımı 180 dereceye ayarladım, ısındı. Şimdi tepsimi fırına gönderiyorum. Pişme süresi fırından fırına farklılık gösterebilir. Altı üstü güzelce kızarıncaya kadar pişirelim. Ispanaklı mücverimiz pişti. Pişmesi için 30 dakika yeterli geldi. Şimdi soğumaya bırakıyoruz. Videomu buraya kadar izleyen arkadaşlardan yoruma bir kalp ya da herhangi bir emoji bırakmalarını rica ediyorum. Şimdi şöyle bıçakla dilimleyelim. Şöyle bir dilim alalım, kıvamına da birlikte bakalım. İsterseniz yoğurtlu, isterseniz de sade olarak tüketebilirsiniz. Ben şöyle üzerine biraz yoğurt dökeceğim. Şöyle kıvamına da bakın arkadaşlar. İçi de gayet güzel bir biçimde pişiyor. Öyle lezzetli, öyle muhteşem bir tarif ki mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyen arkadaşlardan da yorumlarını bekliyorum. 5 çaylarına, kahvaltıya ya da öğün olarak tüketebilirsiniz. Hepsine de çok yakışır.
müptelası olacağınız gerçekten muhteşem bir tarif. Bir tarifin daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, yeni tariflerimden haberdar olmak için zil açmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.